dert ve derman üzerinde hasbihal edeceğiz. Dert nedir, derman nedir? Hazreti Peygamber buyuruyor ki, derdiniz günahlardır, devası istiğfardır. Derdini ve devasını bilen için hayatı yaşamak ne kadar kolay, ne kadar güzel, ne kadar anlamlı hale gelir. Ne gelirse gelsin artık ondan sonra manidardır. Yine çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki, müminin işine şaşılır. Ayağına diken batsa sabreder, sevap alır. Bir nimete kavuşsa şükreder, yine sevap alır. Daima kazanır o. Adresi bildikten sonra, malikini bildikten sonra her şey kar olarak kaydedilir. Mülki hatır hah da maksudun istiklal ise, müşkilat-ı gayrı halle çareculuklardadır. Gönüllerde taht kurmak, herkes tarafından model bir insan olarak gösterilmek, güzel bir insan olup etrafa pozitif enerji yayan biri haline gelmek için çare şudur. Nedir çare? Kendi derdini arka plana bırakarak başkalarının meselelerini, dertlerini çözmek hususunda kolları sıvamak, samimi olarak başkalarının hizmetinde olmaktır diyor. Günümüzde ne kadar uzak duruyor? Yani bir tarafın ağrıyor, bir derdin var, bir sıkıntın var ve başkasının derdiyle dertleneceksin. Hayli zor. Ama olması gereken bu. Yani hem cinsinin derdiyle dertlenmiyorsan, vezir de olsan Adem değilsin diyor şair. Yani ne kadar yüksekte olursan ol, bir insanın güzel bir insan olduğu, iyi niyetli bir insan olduğu, olması gereken güzel ahlak sahibi biri olduğu birçok şeyle beraber böyle de anlaşılır. Karşındakinin derdinden habersizsin. Aç mı, tok mu, hasta mı, yalnız mı? Bunu hiç dert etmiyorsun ve kendi derdinin peşinde koşuyorsun. İlla da benim sıkıntım, illa da benim filan. Tabii bu hepimizi kendi kabuğumuza çekilen mutsuz insanlar haline getiriyor son tahlilde. İletişim diyoruz. Binlerce, milyonlarca kişiyle iletişiyoruz hesapta ama aslında yalnızız. Kiminle iletiştiğine ve bu iletişimin gerçek manada tatlı, derinlikli, içtenlikli gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyorsanız şunu soru verin. Etrafındaki insanlardan kaçı şevk ile salıma girer? Yani ben giderken kabristana benimle beraber olmak ister, salıma girer. Ona bakmak lazım. Dost seni hiçbir yerde yalnız bırakmayandır. Hep seninle beraber olandır. Pazara kadar kurulan arkadaşlıklara dostluk denmesi bir defa haksızlık. Elemin acılığının beşiğidir bu kainat, bu dünya, bu hayat. Bir elem peşin verilmiştir ve o acılığı burada besler, büyütür, tatlı hale getirirsin. Görevin budur. Bu teknaya gelen gözlerinde nemle gelir. Bu beşiğe gelen gözlerinde nemle ağlayarak gelir. Vaka gözyaşı rahmettir. Hayal-ü vehmi gümandır bu hadisat-ı şuun. Burada gördüğün olup biten her şey hayaldir, vehimdir. Bir acabadan ibarettir. Hakikat sonsuz alemdedir. Mezahiri suver ayni ademle gelir. Burada suretlerin görüntüleri, zuhurlar yokluk aynasında görünür. İşte işin özü tek mısrada böyle anlatılır. Yokluk. İnsan Adem diyarından, yokluk diyarından bu varlık sahasına emaneten geldi. Yokluğunu idrak ederse eğer, hiçliğini idrak ederse eğer, bunu inkar etmez, ben demez, benim demez ise eğer, öyle bir nimete kavuşur ki, bunu Mektubat-ı Rabbani'den alalım. Kamış boşum dedi, şekerlendi. Ağaç yükseldi, baltayı yedi. İnsan yokluğunu idrak ettiği zaman varlığa ayna olur ve fenni merhumun dediği gibi mezahiri suver ayineyi ademle gelir. İşte yokluğunu idrak eden yoklukta, yani yok olduğunun bilincinde olan insanda bütün güzellikler tezahür eder. Kamış boş olduğu için şekerlendi. Ağaç yükseldi, baltayı yedi. İnsana bu idrak lazım. Hiçliğini idrak lazım. Katre veş mahve vücudet bahre zira kim bahir. Taşraya atar beyabanın gelen murdarını. Hayali Bey merhum da meseleyi bu şekilde izah etmiş. Denize düşen damla gibi yokluğunun idrakiyle gel. Zira eğer ben dersen, varlık iddiasında bulunursan, bu mukaddes deniz
şöyle bir tabiata sahiptir. Seni sahile atıverir çünkü çeri çöpü barındırmaz. Diri ya bir nefes dinlenmedik gülzarı alemde. Bu bağın nice yıldır bülbülü nalanıyız cana. Çok ağladık feryat ettik bu bahçede. Öyle bülbülleriz ama bir defa olsun dinlenmedik. Tabii dinlenmedik yine tevriyeli. İki mana birden. İstirahat etmedik. Bizi dinleyen olmadı. İkisini birden kastediyor. Kulak veren olmadı yani. Söyledik durduk ama hani Kani isimli bir şair söylemişti. Varak-ı mihr-ü vefayı kim okur, kim dinler? Vefa ve dostluk sayfasından açıp okumak var ama kim okusun, kim dinlesin, müşterisi nerede? Sevgili seyirciler, o orijinal adamın, Neyzen Tevfik Kolaylı isimli o özel adamın mısralarından da bir örnek sunmak istiyorum. Izdırabın sonu yok sanma bu alemde geçer. Ömrü fani gibidir, günde geçer, demde geçer. Gam karar eyleyemez handeyi, hurrem de geçer. Devri şadi de geçer, gussayı matem de geçer. Gece gündüz yok olur anı demadem de geçer. Izdırap bitmez, sonu yok zannetme. Geçer, biter, unutursun. Hatta bu alem de geçer. Hazreti Ebu Bekir'in sözünü hatırlayalım. Gün oldu derdim için ağladım. Sonra ağladığım günlere ağladım. Boşuna ağlamışım değmezmiş diyerek. Ömrü fani gibidir, günde geçer, demde geçer. Ömür fanidir, geçicidir, yok olucudur. Günde geçer, demde geçer. Gam karar eyleyemez handeyi hurremde geçer. Gam da kalıcı değil, gülüşler, tebessümler de kalıcı değil. O da geçer, o da geçer. Devri şadi de geçer, gussayı matem de geçer. Bahtiyarlık günleri de, matem günleri de gelir geçer. Gece gündüz yok olur anı dem adem de geçer. Gece gündüz geçer ve vakti geldiği zaman bizatihi insanın kendisi de geçer. Takkeci İbrahim Çavuş. İstanbul'da E5 karayolunda Bakırköy'den Topkapı'ya doğru giderken biraz dikkat edilirse sağ tarafta görülecek küçük bir caminin hikayesidir anlatacağımız. Yaptıran takkeci İbrahim Çavuş'tur. Bu zat kapalı çarşıda ördüğü takkeleri satmakla geçinen gayet yoksul bir adamdır. Fakat nedense bir arzusu vardır. Ah der bir fırsat olsa da bir cami yaptırsam, kıyamete kadar adım yaşasa böyle sevaba nail olsam. Hanımı da dahil olmak üzere herkes onunla ince ince alay ederler. Ya sen evine ekmek çorba götür de şimdi sen vezir değilsin, paşa değilsin, bey değilsin, zengin değilsin. Nerede? Mümkün mü? Tarzında. O Allah'a tevekkül etmiştir. Ola derya tutuşa demektedir. Bakarsın deniz tutuşur. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip bunu kendine dert edince bakın neler olur. Bir gün rüyasında Bağdat'a seyahat etmesi gerektiği işaretini alır. İstanbul nere, Bağdat nere? Çıkar yola ve rüyası gereği orada iki salkım üzüm vardır nasibi. Onu yiyecektir. Sorgulamaz. İki salkım üzüm için Bağdat'a kadar gidilir mi demez. Bu rüyada bir hikmet var deyip değil mi ki o dertle dertlenmiştir. Artık rüyalarına da girmedikçe zaten bir işte başarıya ulaşmak, hayra ulaşmak herhalde pek mümkün olmuyor. Aylar süren meşakkatli bir yolculuktan sonra vasıl olur ve orada bir handa konaklar. Hakikaten işi zuhurata bırakmıştır. Hariselerin akışını seyretmektedir adeta. Önüne iki salkım üzüm konur, ikram ederler. Hayret, rüyada tarif edildiği gibi artık üzüme de kavuşmuştur. Ve artık maksat hasıl oldu diyerek dönüş hazırlıklarına başladığı sırada hancı kendisine sorar nereden gelip nereye gittiğini. O da gayet bir açık yüreklilikle anlatır. Bir rüya gördüm, iki salkım üzüm nasibim varmış. İstanbul'dan çıktım geldim, işte gördüğünüz gibi üzümü de yedik gidiyoruz. Adam gürültülü bir kahkaha ile ve alaycı bir tavırla yahu sen nasıl adamsın der. İki salkım üzüm için İstanbul'dan Bağdat'a gelinir gidilir mi? Ben senelerdir rüya görmekteyim.
Güya İstanbul'da Topkapı civarında bilmem hangi sokakta Takkeci İbrahim Ağa'ya ait bir ev varmış. O evin bahçesinde, kuyunun dibinde bilmem ne altın varmış. Benim nasibimmiş diye bana haber verirler. Ciddiye almam. Ben bir çuval altın için gitmiyorum İstanbul'a. Aklına şaşarım der. Fakat İbrahim Ağa işi anlamıştır. O haber kendisine ulaştırılmak üzere Bağdat'a davet olunduğunu anlar. Döner ve altını bulur. O camiyi yapar. Daha sonra altınların bir kısmını da caminin bir tarafına gizlediği anlatılmaktadır. İleride bir gün yıkılırsa nasiplisi onu bulup o altınla tamirini sağlasın diye. Daha sonra o camiyi gezip görme fırsatımız oldu. İki kısım meraklı, soygun meraklısı insanlar caminin çinilerine tamah edip camiyi taciz ediyorlar. O altınları bulmak için de ortalığı eşeleyenler var. Orada görevliler bizar vaziyetteler. İki tür soyguncuya karşı camiyi korumak için analarından emdikleri burunlarından geliyor işin doğrusu. Ve fakat anlattığımız hikaye herhalde size bir şeyleri hatırlattı sevgili seyirciler. Bir roman çok meşhur olmuştu. Amerika'da 2 yıldan uzun süre çok satanlar listesinde yer aldı. Simyacıydı ismi. Ve o romandaki hikayeye bakıyorum da bu hikayenin neredeyse birebir aynı. Sevgili seyirciler, her şey gönlünüzce olsun.